Burak Bey, öncelikle merhabalar. Asus'un Zenfone tanıtımındayız. Yeni ürün. Mayıs'ta piyasaya çıktı. Türkiye'ye yeni geliyor. Türkiye'deki ilk Intel platforma sahip akıllı telefon. Ürün hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz ilk olarak? Çok teşekkürler. Ürün bizi çok heyecanlandıran bir ürün. Hem tasarımıyla hem üzerindeki özellikleriyle. Ayrıca fiyat performans olarak da çok güzel bir noktaya oturuyor. Ürünün en önemli özelliklerinden biri fotoğraf kalitesi. Çok yüksek çözünürlükte hem de filtreleriyle beraber kullanıcı deneyimini en yukarılara çıkartıyor. Bugün aslında hepimiz cep telefonumuzun özelliklerinden birini saymamız gerekse, hani kimse sesi saymaz, herkes fotoğraf kalitesini sayar. Dolayısıyla bu anlamda çok güzel bir deneyim yaşatıyor. Aynı zamanda zarif tasarımıyla da hani kullanıcının çok beğeneceği bir telefon olacağını düşünüyoruz. Peki Intel olarak hani hep konuşuyoruz, daha önce de konuştuk, akıllı telefonda hamlelerinizi biraz daha geç yaptınız, ürünlerin daha geliştirilmesini beklediniz. Türkiye'de ve dünyada bu hamleleri geç yapmanız sizi akıllı telefon sektöründe özellikle etkileyecek mi, ne düşünüyorsunuz? Şöyle, biz aslında ilk telefonu geçen sene bir başka markayla getirmiştik ama kısıtlı adette getirmiştik. Bu Türkiye'deki ikinci telefonumuz. Dünyada da arka arkaya hızlı adımlarla telefonları pazara sunmaya başlayacağız. Özellikle 2015'te bunların hem marka hem model sayısı artacak. Şimdi tablette çok hızlı bir ilerleme kaydettik. Sene başında neredeyse %1-2'lerden bugün büyük marketlerde, büyük parakende zincirlerinde %30'lara, %35'lere, %40'lara çıktık. Dolayısıyla tablette de geriden başlayıp çok hızlı atak yaptık. Telefonda da aynı şeyi yapma niyetindeyiz ve bunun için çalışıyoruz. Dolayısıyla geriden başladığımızı bilerek çok daha hızlı adımlarla ilerliyoruz ve hedefimiz diğer alanlarda olduğu gibi pazar liderliğine hızlı adımlarla ulaşabilmek. Peki mobil alanda çalışmanız devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde Garanti Bankası ve İş Bankası ile mobil bankacılık üzerine bazı çalışmalarınız oldu. Sizin platformlarınız üzerinde. Bu konuda Türkiye özel ne gibi çalışmalar var? Şimdi bu alanda Türkiye en önde koşuyor dünyada. Türk bankacılık sistemi teknolojiyi çok yakından takip ediyor. Ve teknolojiyle yoğrulmuş bir bankacılık sistemimiz var. Dolayısıyla burada hep yaptığımız lansmanlar dünyadaki ilk lansmanları teşkil etti. Hem garantiyle hem iş bankasıyla. O anlamda bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü ilk defa telefondan değil veya bilgisayardan, tabletten değil, bir servisten bahsediyoruz. Intel'in kattığı bir servisten bahsediyoruz. Bu da Intel'in donanımın yanında servis ve yazılım firması olduğunun da güzel bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde farklı kullanım modellerini destekleyecek çözümlerle kullanıcıların karşısına çıkacağız. Bunların hepsi kullanıcı deneyimini en yukarıya çıkartmak için yaptığımız, güvenliği en yukarı çıkartmak için yaptığımız iş ortaklıkları ve duyurular. Bugün cep telefonu, tablet, bilgisayar hayatımızın önemli bir parçası haline geldi ama güvenlik unsurunun altını birkaç defa çizmek lazım. O kadar çok işlemi teknolojik cihazlardan yapıyoruz ama kimliğimiz bizim her şeyimiz. Ve bunu kaybetmek istemeyiz, buna sahip çıkmamız lazım. Biz de bu alanda çalışıyoruz. Peki hemen Intel yapan eski donanımlara dönmek istiyorum. Masaüstü platformlar bu son dönemde mobil platformların yaygınlaşmasıyla beraber nereye gidiyor sizce? Şimdi masaüstü platformlar da evriliyor. Yani bildiğimiz eski masaüstleri var ama onun yanında işte bu all-in-one dediğimiz bütünleşik cihazlar da var. Hatta işte all-in-one cihazların akülleri, pilleri çıktı. Büyük bataryalıları çıktı. Pikniğe giderken yanınızda taşıyorsunuz. Onun üzerinde tavla oynayabiliyorsunuz. İşte çeşitli oyunlar oynayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu alanda da hem KOBİ'leri, hem kurumsal müşterileri, hem de tüketicileri heyecanlandıracak ürünler geliyor. Burada pazar artık hani daralmanın ötesinde büyüme trendine geçiyor, özellikle batılı pazarlarda. Biz bunun Türkiye'de de gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Peki son olarak gene mobile döneyim. Intel'in Atom işlemcisi 2560, 2580. Bu işlemcileri kullanan yeni markalar kimler olacak Türkiye'de? Marka ismi vermeyelim şimdi. Marka ismi vermeyelim ama farklı marka ve modellerle tüketicilerle buluşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.